Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Ve TÜYAP'ta da 18. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan da Matset Matva firmasına konuk olduk. Yanımızda da Genel Müdürümüz Doğu Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Doğu Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri aradığınız için öncelikle ve hayırlı fuarlar dileyelim sizlere. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Doğu Bey, sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz. Değinmeden önce sizleri tanıtmak istiyorum ben ekran başındaki izleyicilerimize. Doğu Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Doğu Bey... Sektörde yaklaşık olarak 1991 yılından beri hizmet veriyor. Profesyonel olarak çalışmaya başladım. Önce Heidelberg'de çalışmaya başladım. Heidelberg'de Türkiye'de yurt dışında görev aldım. Daha sonra Fujifilm'de çalıştım. Sonra bir sektör değişikliği yaptım. IT sektörüne geçtim. Geçen 2016 başı itibariyle de tekrar sektöre dönüş yaptım. 2016 yılında Ocak ayından beri de Matset'te çalışıyorum genel müdür olarak. Güzel. Genel müdür. Evet. Peki biraz firmayı tanıtır mısınız? Genel merkez nerede ve ne tür hizmetler sunuyor? Matset 42 yıllık bir firma sektörde. Sektörün en eski firmalarından diyebiliriz. Genel merkezimiz İstanbul'da. İzmir ve Ankara'da bölge müdürlüklerimiz var. 70 kişilik bir kadroyla hizmet ediyoruz. Bunun içerisinde 20'ye yakın servis elemanımız var. Yani standta da gördüğünüz gibi dünyadaki sayılı markaları temsil ediyoruz. Müşterilerin yani sektörde tercih edilen firmalardan bir tanesiyiz. Matbaa sektörü geniş bir sektör. Hangi sektörlerde varız? Hangi çeşitlerde varız? Matbaa sektörünün içerisindeki yelpazenin hemen her yerinde Matset dokunuyor. Yani matbaa sektörünün başlangıç kısmı malzeme. Malzeme kısmında Matset'in sattığı ürünler var. Yani baskı öncesi dediğimiz kısımda varız. Baskı kısmında varız. Baskı kısmında baskı öncesinde film ve kalıpla, baskıda da özellikle HP ile çalışıyoruz. HP Indigo'nun Türkiye'deki offset dijital baskı makinelerinin distribütörüyüz. Baskı sonrasında ise baskı sektörünün içerisinde bir de Aqua'yı kattık. Onu da dahil edeyim. Inkjet baskı makinelerinin Türkiye distribütörüne başladık Nisan 2016 itibariyle. Aynı zamanda dünyanın en büyük ve en hızlı 3 boyutlu yazıcısı olan Massivit'in distribütörünü aldık. Şu anda standımızda o da sergileniyor. Drupa'dan sonra ilk defa Türkiye'ye biz getirdik bu ürünü. Baskı sonrasında ise 3-4 tane değişik markanın distribütörüyüz. Bunların içerisinde en etkileyici olanlardan bir tanesi Scotix. Scotix'in de makinesi şu anda standta mevcut. Muhtemelen seyircilerimiz bunu da görecek, görme imkanına sahip olacaklardır. Yani tarif ettiğim gibi hemen her yerine dokunuyoruz. Güzel. Peki çalışma alanlarımız neresi? Nerelere kadar ulaştırabiliyoruz bu hizmeti? Vallahi çalışma alanlarımızda belli bir sınır yok aslında. Çünkü artık baskı sektörü geçmişe göre biraz daha şekil değiştirdi. Müşteriler standa gelen müşterilere bakıyorum ben profiline ki öyle olacağını zaten tahmin ediyorduk. Artık son kullanıcılar da stand ziyaret ediyorlar, fuar ziyaret ediyorlar ve ne isteyeceklerini teknolojiyi takip ederek talep ediyorlar. Dolayısıyla eskisi gibi matbaacılar veya baskı sektöründe yer alan firmalar kendileri ne alacaklarına karar vermiyorlar. Biraz da ürün sattıkları, hizmet sattıkları firmalar onları yönlendiriyor. Böyle bir değişim var. Biz de bu değişime hizmet ediyoruz. Yani bugüne kadar yaptığımız, katıldığımız fuarlar, düzenlediğimiz open house'ların hepsinde bunu gördük. Daha çok yurt içi o zaman çalışıyoruz. Pardon, yurt içi çalışıyoruz. Yurt içi. Tabii ki yurt içi. Peki biraz hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz? Doğu Bey hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim hizmet anlayışımız bir kere tamamen %100 müşteri memnuniyetine bağlı. Dolayısıyla biz her sattığımız makineyi veya ürünü arkasında duran bir firmayız. Zaten 42 yıllık bu sektörde var olmamızın tek sebebi de bu. Yani biz eğer bir kalıp satıyorsak, kalıpta herhangi bir arıza varsa, deformasyon varsa... Hiç kuşkusuz müşterinin memnuniyeti doğasında kalıbı değiştiririz. Makine servis hizmetini 24 saat bazında veriyoruz. Makine müşterinin makinenin kapalı kalmasına müsaade etmeyiz. Bununla ilgili bütün servis teknisyenlerimiz yurt dışında eğitim görmüştür.
her aldığımız makinenin mutlaka en az 2-3 tane mühendisin eğitim görmesini sağlıyoruz. Yani şurada gördüğünüz, standta gördüğünüz bütün makinelerin hepsinin eğitim görmüş teknisyenleri var. Ki bence bu önemli bir fark. Kesinlikle. Peki Matset'in tercih sebepleri arasında neler gösterebilirsiniz? Az çok bahsettiniz ama başka ne farkı var diğer firmalardan? Yani diğer firmalardan şu farkı var. Biz teknolojiyi takip ediyoruz. Şu anda teknoloji dijital dünya. Biz dijital dünyada olması gereken bütün ürünleri şu anda standımıza sergiliyoruz. Konvansiyonel, daha doğrusu analog dünya ile ilgili ilişkimiz bir tek kalıp ve film satışında kaldı. Onun dışındaki bütün hizmetlerimiz hepsi dijital ile ilgili. Çünkü gelecek dijitalde. Sektöre girerken neler hedeflendi peki Doğu Bey? Hedeflere ulaşılabildi mi Matset matbaa olarak? Matset'in zaten bu 42 senedir bu sektörde olmasının sebebi hedeflere ulaşıyor olması. Yani Matset bütün koyduğu hedeflere ulaşıyor. Yaşadığımız şanssızlıklara rağmen biz 2016 için düşündüğümüz ciroya ve hedeflere gene de yakalayacağımızı umut ediyoruz. Yani 15 Temmuz'daki meydana gelen şanssız bir gelişme var. O gelişmeye rağmen tabii sektörlerin hepsi bundan bir yara aldı. Fakat bu fuarla birlikte, yani bu fuara katılmak bile aslında Türkiye'ye güvendiğimizi gösteriyor. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Müşterilerimizin hepsi de Türkiye'ye güveniyor. Kaldığımız yerden yatırımlara devam ediyoruz. 3 aylık bir erteleme oldu diyebilirim. Peki var mı yeni projeler ilerleyen günlerde? Var. Bütün projeler, aslında şuradaki gördüğünüz bütün makineler satılmış durumda zaten. Biz genelde fuarlara makine koyarken satılmış, fuar öncesi satılmışını gerçekleştirdiğimiz makineleri getiriyoruz. Yani 3 boyutlu makineyi de Ankara'daki müşteri için getirdik. Fuar sonrasında gözüküp onu oraya kuracağız. Burada gördüğünüz tüm makineler satılmış durumda. Peki biraz fuarla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Fuardan beklentiniz nedir? Aktif olarak katılıyor musunuz her fuara? Sign İstanbul'a ilk defa katılıyoruz. Onun da sebebi Sign İstanbul'a direkt hitap eden bizim şeyimiz yoktu, ürünümüz. Inkjet printer distribütörünü yeni aldık. 3 boyutlu yazıcı distribütörünü yeni aldık. Ve çok ani karar verdik. Yani aslında bu fuara, hani bu ekonomik ortamda bu gelişmelerle katılınır mı? Biz Türkiye'ye güvendiğimizi göstermek için bu fuara katıldık. Bakıyorum diğer firmalar da aynı şekilde davranıyor. Biz katıldığımız için mutluyuz. İnşallah sonucundan hepimiz mutlu olacağız. Umarım hayırlı olur sizin için. Son olarak peki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Doğu Bey'i buradan sektörünüzle alakalı? Valla dediğim gibi, yani biz Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye'deki müşterilerimiz de bize güveniyor. Hepsi buradalar. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Ben bugünkü açılış günü olmasına rağmen gördüğüm kalabalıktan memnunum. Türkiye için çalışmaya devam etmemiz lazım. Yani gidecek başka bir yerimiz yok. Bu ülke bizim. Dolayısıyla çalışmaya devam etmemiz lazım. Bu ortamda Sign İstanbul yetkililerine de teşekkür etmek istiyorum. Hala bu fuarı yapma gayreti ve çabasının içinde oldukları için ve başardıkları için. Çok teşekkür ediyorum ben de aktardığınız bilgiler için. Bizler de sizlerin başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler.